Şimdi ben gittiğim geldiğim yer römorklu olan yer giriş mesafem. Bir de şimdi eğer gösterdi eğer bir yer varsa bir şey yaptıysa gittiği yere bakarsınız dönüş saatine bakarsınız ikisi uyuyor mu uyumuyor. Bir de ikinci konu Mobesa'dan baktığınızda yukarıya ben iki sefer mi gitmişim bir sefer mi gitmişim o zaman anlayacaksınız. Zaten biz giderken bırakıyoruz cenazeyi Müge Hanım. Sekiye varıyoruz. Annen var mı? Mert var mı? Var annem de var Mert de var. Ne alakası? Ha? Mert de var. Evet, dördümüz gidiyoruz zaten. Sen, Mert, ben, annem gidiyoruz. Az önce gidiyoruz. Sen ikimiz gittik dedin ya şimdi az önce. Öyle beşte ya. Gittiğimizde diyorum. Önce attık, önce attık. Beşteki dönmeden önce gittik. Önce, hayır, yaylaya giderken arabada annem var ya, önce attık. Yığıntının önüne sen koyduk. Sen az önce beşte gittik, attık. Beşte biz yedide evden çıktık ya biz, yedide evden. Beşte gittiğimizde acaba olan cenazeyi örttük. Geçen gün yine aynı konuşuyor gene. Hayır. Vallahi billahi aynı. Hayır, farklı konuş, farklı konuşuyor. Cenazeyi ama saatlere bak uyumuyor. Hayır, herkes iftar ederken biz gittik cenazeyi oraya bıraktık. Eşyayı daha sonra bıraktık. Sabah, sonra gittik eşyayı bıraktık, geri döndük. Sonra sabah beşte tekrar çıktık. İkimizlik bu kez üstünü örttük diyor. Evet. Hayır, gitmedim yukarıya. Peki Mert'i de alalım mı bu arada? Alalım. Alalım, fark etmez benim için. Mert de annesiyle aynı şeyi söylüyor. Yalnız ben bütün bu olanlar için şunu anlamadım. Nasıl annenin haberi yok? Çünkü sen annene mesela diyorsun ki işte polise de şöyle şöyle söyle. Annen demedi mi? Ben niye polise böyle böyle söylüyorum, kızımı yalan söylüyorum? Sordu. Dedim şimdi dedim benden şüphelenecekler anne dedim. Hangi kadına gitti kim bilir dedim. Tamam dedi. Mert gel bir de o gün yaşananları bir de senden dinleyebilir miyiz? Ablacığım şimdi ben sabah değil öğlene doğru annem beni uyandırıyor. Diyor ki biz diyor böyle böyle bir şey yaptık. Ben de halının üstünde... Şöyle şöyleyi bırak tam anlat Mert'cim. Bir şekilde anlatıyorum işte. Ben... Hayır tam olarak anlat. Yaslan arkana tam detaylı. Şimdi ben uyuyordum normalde. Annem beni kaldırmaya çalıştı. Benim de uykum ağır zaten. İkinci kez kaldırma tekrardan telaşıyla geldiğini ama. Dedi ki biz dedi böyle böyle bir şey yaptık çabuk gel dedi. Burhan amcan çağırıyor dedi. İşte ben de ilk başta rüya sandım. Korktum zaten ilk başta. Dedim nasıl yapmışlar şöyle böyle. Sen anneannenin evinde mi kalıyordun? Hayır ben üst katta kalıyorum. Dubleksiya evimiz. İşte üst katta kalıyorum. Beni kaldırdılar. Ben de işte oturma odasında gördüm. Sarılmış. Ne gördün? Bir dakika şimdi. Kalktın aşağı tamam. İndin. Evet. Yani yüzüstü yatarken gördüm işte. Babanı. Aynen. Ondan sonrasında da bana işte bunu kaldıracağız götüreceğiz denildi. İşte ben de panikte ne yaptığımı bilmedim. Gene odama geçtim. Sonrasında kaldırdık. Akşamları götürdük, koyduk. Mert, bir indin aşağı şimdi, uyandın, aşağı indin. Tamam. Babanı yüzüstü yatarken gördüğünü tamam. Söylüyorsun. Bağlı evet. Mıydı? Evet. Nasıl yani bağlıydı? Ellerimin arkasını çekip bu şekilde bağlıydı. Arkadan bağlıydı, ayakları? Aynen. Ayakları da bağlıydı. Kim vardı başında? Annem, nenem, Burhan amca. Anneannen de vardı. Aynen. Ben var mıydım? Sen de vardın, hepiniz vardınız işte. Ben varım yani. Ya hepsi vardı işte. Ben var mıyım yani? Varsın diyorum ben. Yalan mı atıyorum ben şu an? Anneannen de mi vardı? Evet o da vardı. Peki sen sormadın mı? Ne oldu? Ya kafasında sopayla vurdu diye biliyorum ben. Sonra hayır sen dedim, orada sormadın mı? Ne oldu? Diye. Soramadım. Şok oldum ilk başta. Şok iyi oldun. İşte. Sonra dediler ki işte sessiz ol, sakin ol. Kim dedi? Annem gildi dedi, Burhan amca dedi. Ondan sonra ben de kalktım o korkuyla odama geçtim işte. Sonra bana kaldıracağız götüreceğiz dediler. Ben de tuttum ucundan. Nereye götürdünüz? Yayla yol üzerinde. Hayır ilk nereye götürdünüz? İlk depoya konuldu. Neye sardınız? Battaniye gibi bir şey. Ben sarmadım zaten. Battaniye gibi bir şey sarılıydı. Bana ucundan tut denildi. Ben depoya koydum. Sonrasında yaylaya götürdüm. Peki sen dur bir dakika depoya koyduğunda kimler vardı yanında? Sadece Burhan amca ile ben vardım. İkiniz mi indirdiniz? Aynen. Peki kan? Kan görmedim ben işte. Hiç kanamadı mı? Yok kan görmedim. Hayır merdivenden indirirken yani, tangır tangır kanadı. Merdivenden sonrasında biraz böyle kana benzer bir şey vardı. Ama nasıl olduğunu anlamadım yani ben de. Yani daha doğrusu o olayın şokundayken ben ne yaptığımı da bilmiyordum. Çünkü korkuyorum, şok var, ne yapacağım bilmiyorum. Hayatımın mahvoluşunu izliyorum. Ben zaten vurmamışım, öldürmemişim, zarar vermemişim. Yani zaten uyku sersemliğinle kalktım ben oradan. Peki sonra ne kadar durdu depoda? Ya iftar saatine kadar işte. Sonra? Sonra götürüyoruz hep beraber. Hayır, o sırada Burhan amcan neredeydi? O zaten sonradan geliyor arabasıyla. Arabayla geliyor, eşya taşıyor. Hayır, siz depoya indirdiniz. Tamam. Sonra ne yaptınız?
korkuyla odama geçtim ben. Herkes evine gitti. İşte evinden sonrasında akşamdır iftar saatinde. Saatini ayarlamışlar artık bilmiyorum. Peki o gün sana nereye bırakalım diye sordu mu? Ya Burhan bir yere bırakalım diye sormadı. Hayır, bana. Bunu nereye ceset var? Cesedi nereye atacaksınız diye aranızda konuştunuz mu? Yer aramaya gittiniz. Ya yer aramadın yani. Daha doğrusu beni hem teselli etmeye götürdü. Hani sakin ol, işte şöyle yapacağız, böyle yapacağız, korkma o diye konuşuldu. Nereye gittiniz? Yine aynı yayla üzerine gittik. Ondan sonrasında geri bıraktı beni. Ben yine odama kapandım. Sonrasında akşam üzeri işte götürüldük. Peki o beraber gittiğinizde yayla yolunda baktınız mı? Oraya mı atalım, buraya mı atalım falan diye? Ya orman yollarına gittik ama oraya atalım, buraya atalım demedim ben yani. Sadece oraya gittik işte. Arabayla girdik orman yollarına, girdik çıktık. İşte bana sakin olmam gerektiği söyledi. İşte korkma dedi. İşte böyle olacak dedi. Ondan sonra dediğim gibi işte akşam üzeri gittik, koyduk. Sonra yayla yoluna gittiğinizde? İşte yayla yoluna gittik, koyduk. Çevre yolunu zaten hemen. Böyle saklı gizli değil, direkt ben. Nereye bıraktınız? Çevre yolunda sağ tarafta taşlık olan bir yere. Üzerini örttünüz mü? Yok, örtmedim. Zaten battaniyeliydi. Atıldı o şekilde. Kim kim indirdiniz? Ben, Burhan amca, nenem. Nenem arabanın gerisinde durdu. Ya ben işte vardım. Yani, nenem yaşlı olduğunu zaten kaldıramaz. Üçümüz. Sonra tekrar yaylaya gittiniz. Sonra tekrar yaylaya gittik. Geri kalan eşyaları koyduk. Sonra geri ne geldim. Konuştunuz kendi aranızda bu arada? Hiç konuşmalar geçti mi? Hayır, geçmedi. Ben zaten o anda panik içindeydim. Ne yaptığımı da bilmiyordum. Korkuyordum da. Sonra ben evime gittim. Bana her seferinde korkma, işte sakin ol. Bir şey çıkmayacak. Kim dedi bunu? Ya hem annem diyordu, hem Burhan amca diyordu. Peki babanın telefonu ne oldu? Ben onu, kırdım. Onu bilmiyorum ben. Yani telefonu, eşyaları ne oldu onu bilmiyorum ben. Hiç peki bilmiyorum. Peki bu cinayet silahı nerede şu anda? Onu da bilmiyorum. Nerede ben, şu anda cinayet? Ya sobada yaktım. Onu da mı yaktın? Yaktım. Sizin evde beyzbol sopası mı vardı? Benim sopam vardı. Çocukluğumdan arkadaşımın hediyesi. İşte benim odamdan alınıyor. Ondan sonrasında kullanmışlar. E senin odandan nasıl almışlar? Odam kapısı kilitli değil ki henüz o zaman. Hayır, kilitli zaman... bak bir de diyorsun orada bir de odadan diyor. Ben gittim aldım da oradan adam kafasını vurup da sopayla mı vurdun da öldürdün? Ya o daha sopa öncesi... zaten mutfaktaydı devamlı olarak. Ya, daha Allah'ım öncesi, ya daha öncesi sopayı benim odamdan almışlar. Oturma odasında duruyormuş. Ya bir daha soruyorum, bu kamera şakası değil değil mi bu? Ay sizinle mi uğraşacağım? Benim şaka yapacak halim mi var ya? E Burhan amcan kabul etmiyor hiçbirini. Bilmiyorum ben onu niye kabul etmiyor. Ya korktuğu için ya da bilmiyorum. Ya korkmuş gibi bir halim var mı? Ama şöyle bir şey var işte benim... Ya şöyle bir şey var işte benim hayatım şu anda mahvoluyor. Ben bunu harita seviyorum. Harita değil benim istediğim, uydu görüntüsü. Benim diyorum, hayatım diyorum şu anda mahvoluyor ve bunun sebebi annem, Burhan amca ve öz babam. Babam bunları yaşatmamış olsaydı, işte annem zamanında böyle bir şeyler olmamış olsaydı, ben bu halde olmazdım mesela. Lan bu gayet iyi. Ben sana inanır mıyım? Sen benim gözüme baksana. Eski patronunu öldürdü. Öldürdüğünü itiraf etti. Hasarlayarak öldürme suçlamasıyla hep sinirden cezaevine gönderildi.